Ankara'nın borcu ne şu anda? 8,5 milyar lira. Ne, ne Nasıl yapılmış bu borç? Yani nereden borcu var? Ankara'da? Evet, e, Ankara Büyükşehir Belediyesi yaptığı bütün çalışmaları yaparken e, tasarrufu yapıp, gelirleri artırıp, e, harcamaları kısmak yerine tam tersine e, bol keseden harcamış. Öyle anlaşılıyor. Çünkü yaptığımız araştırmalarda böyle e, toplum yararına olmayan sadece... Belki de kişisel fantezi diyebileceğimiz yatırımlara yatırılan paralarla maalesef Ankara'nın parası çarçur edilmiş. Başka hiçbir izahı yok maalesef. Şey var mı, bu yolsuzluk meselesi çok konuşuldu. Siz böyle bir yolsuzluk izine rastladınız mı? Ya da bir Şöyle, yasal şeye mu? Tabii ki yani şu anda tefti için çok sayıda dosya var. Bunların hepsi inceleniyor. Bunların bir kısmı kişisel yolsuzluklar. ASKİ de var, diğer belediyenin şirketlerinde var. Bunların hepsini zaman zaman savcılığa veriyoruz. Ama daha çok kişisel olarak gidiyoruz. Tabii ki kurumsal olarak yolsuzluklar varsa bunları da inceliyoruz. Ama öncelikle tabii bir önceki yıl yapılan ihaleyle şimdiki arasındaki fark, Önceki ihalede serbest rekabet olmuş mu? Katılım çok sağlanmış mı? Gibi donelere ulaşmaya çalışıyoruz. Şimdi Rastlarsak da mutlaka savcılığa veriyoruz. Rastladığınız öyle bir şey var mı? Var. Şimdiye kadar mesela. verdiğimiz 8-10 tane dosya var. Eee ANFA'da var, Askile var. belediyenin kendi şirketlerine var. Şu anda da 20'ye yakın soruşturmamız var. Amfa çok konuşuldu değil mi? Ne olmuş evet. Amfada? Anfa'da 2015-2016 yılında 2 katrilyon 38 milyonluk bütçe yapılmış, 2 trilyonluk bütçe yapılmış. Bunun 5-600 milyon lirası yurt dışından ve İzmir'den alınan bitkilere ait. İzmir'e gidip sorduğumuzda oralardaki kooperatiflerden, resmi kurumlardan, hatta bu işi yapan esnaftan sorduğumuzda 0.80 kuruşa 1 liraya alınan bitkilerin 12-13 liraya belediye fatura edildiğini görüyoruz bunların ne kadar getirildi, ne kadar dikildi o da belli değil. Bu nedenle e, kamu zararı olan e, rakamların hepsini ortaya çıkarıp yakında kamuoyuyla da paylaşacağız. Sonuna geldik. ASKİ'de ne olmuş peki ASKİ'de? ASKİ'de bazı yapılmamış gibi yapılan işler e, yapılmam yani yapılmadan parası alınmış. Eksik yapılmış, hatalı yapılmış, iş bitmeden kabulü yapılmış gibi çok sayıda işlem var. Ama birçoğu tabii ki e, i̇haleden kaynaklanıyor, serbest rekabet olmayınca hep aynı şahıslar almış, bunlar da inceleniyor. Sizin muhtarlara bu e, projelerle ilgili verdiğiniz bir görev var galiba, değil mi? Evet, muhtarlara daha önceki dönemlerde Sayın Murat Karayalçın ve il özel idareleri bunu bir ara e, uygulamışlar. Çok sayıda köylere ihale yapıyoruz. Kanalizasyon, su deposu, foseptik çukuru açılması, gerek yol ihaleleri yapıyoruz. Bunların birçoğu müteahhitler vasıtasıyla yapılıyor. Ama geçenlerde kötü köyüne gittiğimde gördüm ki yerin en az yarım metre altından gitmesi gereken boru yüzeyden gidiyor. Dolayısıyla hemen patlayacak. onu orada gördüm ve muhtara tembih ettim. Şimdi muhtarların hepsi köylerinde yapılan bütün işleri gözleyecekler. Usulüne uygun yapılıp yapılmadığını kontrol edecekler. Yapılmışsa onların imzasıyla parayı ödeyeceğiz. Ama derse ki köy muhtarımız hayır burada gerektiği gibi işi sağlam yapmadılar. bu gene yarın arıza yapacak derse tekrar kontrol edip ona göre parasını ödeyip ödememeye karar vereceğiz. Muhtar imzası olmadan para ödemeyeceğiz. Ödemeyeceğiz hayır. Ödemeyeceğiz. Peki şimdi bu işte, alınan krediler ya yani hem borcu ödeyeceksiniz hem yeni proje yapacaksınız bu para bulma meselesi şimdi Ekrem İmamoğlu bir basın toplantısı düzenledi ve orada ayrıntılı anlattı. Dedi ki Devlet Bankaları bana kredi vermiyor. Ben de işte gittim Avrupa'ya. Şuradan şu kadar kredi buldum. Buradan bu kadar kredi buldum diye anlattı. Ee, işte Ankara'da da böyle bir durum var galiba. Var. Var Ankara'da. Siz ne yapıyorsunuz? Ankara'da da şundan kaynaklanıyor. Birincisi Ankara'da biz her ay 52 milyon lira eskiden bankalardan alınan ve özellikle de Anka Parkı için alınan ticari kredileri hala ödemeye devam ediyoruz yakında geri de başlayacak aynı şekilde. Egon'un aynı şekilde daha eskiden kalan taksitleri var. Ancak bir de metro devredilirken metro e, ya ayda o, yılda 11 lira, 11 milyon lira ödüyoruz. Fakat birdenbire bir yeni kararnameyle, ile bütçenin %5'in kadar kesinti yapılır denmek suretiyle şu anda ayda 20 milyonları ödemeye başladık. Bu da bize ilave 200 milyonların üzere fazla yük getirdi. O yetmediği gibi e, sosyal güvenlik kurumuna eskiden ödenmeyen belediyenin ve şirketin borçları var. Bunlardan 400 milyon sigorta borcu, e, sosyal güvenlik kurumu olan borç var. Onların hacizleri geldi. Derken tabii bir yandan borçla boğuşuyor ama biz de tabii açık ihale yapmak suretiyle, tasarruf etmek suretiyle alttan kalkmaya çalışıyoruz. Borcu biliyoruz, borçtan yana şikayet yok. Ancak kredi isterken bunu borç kapatmakta falan kullanmak için istemiyoruz. Mesela e, bugün çok acil olarak yapılması gereken tatlar e, arıtma istasyonu var. Tatları arıtamazsak sadece Ankara'nın sağlığı değil, İstanbul'un sağlığı da söz konusu. Çünkü bu 2010'da yapılması gerekiyordu üstelik. Oraya para harcamak yerine takılıyorum, dinozor, dinozorlara harcamışlar diye. E, halkın sağlığı varken başka yatırımları para harcamışlar. Bu su Ankara çayına. Ankara çayından Sakarya, Sakarya'dan da İstanbul'un kullandığı suya geliyor. Dolayısıyla 20 milyon nüfusu etkiliyor. Şimdi ben hele biraz daha tasarruf edeyim, biraz da borç ödeyeyim, para biriktireyim de tatları ondan sonra mı yapma, yapayım demem lazım. Bir an evvel halkın sağlığını ilgilendirdiği için hemen yapmak istiyorum. Yine Polatlı su bulamıyor. Polatlı'daki su son derece kalitesiz, sürekli arıza yapıyor. Bu gerideden gelen suyu Polatya'da vereceğiz. Bir diğeri Gölbaşı. Gölbaşı'nın borularının hemen değişmesi gerekiyor. Çünkü eğer Allah korusun orada bir arıza olursa kocaman Gölbaşı bir iki ay susuz kalacak. Dolayısıyla biz beklemeyelim. Bir an evvel bunları yapalım diye kredi istedik. Yine 2010 yılında 2000 tane olan otobüs şu anda 1340 tane. Nüfus artmış, şehir genişlemiş. Acilen 300 tane otobüs alalım diye başvuruyoruz, e ona da karşı çıktılar yani borçlanma, ikide bir borçlanıyorsun, borçlanıyorum ama ben halkın ihtiyacına göre borçlanıyorum, sizler gibi hayali projelere falan borçlanmıyorum ve bunların hiçbir karşılığının olmadığı da ortaya çıktı. E söze geldiği zaman diyorlar ki işte biz kendi imkanlarımızla yapardık, gördük hangi imkanlarınızla yaptınız. Yıllarca e, doğalgazın parasını kullandılar, sonra 1 bir, bir buçuk milyar dolarlık bir değerimizi sattılar, özelleştirdiler. Bu Ankara'nın değeriydi. içinde Ankara'nın parası vardı. Bu yetmedi. Az giden 1 milyar 200 milyon dolara aşkın para Ankara'ya aktarıldı. Bununla asfalt yap yapıyoruz dediler. Hayali projelere gitti. Bunun gibi çok sarf edilen para var maalesef. Ankara'da. Peki siz parayı nereden buldunuz? Bir açıklama yaptınız. Merkez Bankası'ndan yarı yarıya düşük faizli. Evet kredi... bu Avrupa Yatırım Bankası'ndan, İmar ve Yatırım Bankası'ndan bulduk. 60 milyon euro otobüsler için kredi bulduk. 1 milyon da hibe kredisi 2 yıl ödemesiz 10 yıl ödemeli. Yani ve faiz de düşük. Dolayısıyla Ankara halkının yararına olan bir krediydi. Daha sonra bu mecliste kabul edildi artık. Yani şu anda oy birliğiyle kabul edilecek. Sadece nasıl kredi çekileceği konusunda bir anlaşmazlık vardı sanıyorum. Onu da hemen olağanüstü toplantıyla çözeceğiz. Tek şey mi Avrupa Kalkınma Bankası'ndan ama başka bankalardan Şu anda oradan mi? aldık. Yoksa kamu bankaları falan zaten bize kredi vermiyor. Yani. Başvurdunuz ve alamadınız. E, teminat mektubu vermiyorlar. E, kamulaştırması el atma davalarından ödememiz gereken paraları durdurmak için tehli icra kararı almamız gerekir. Bunun için teminat mektubu isteniyor. Belediyemiz Vakıflar Bankası ile çalışmasına rağmen Vakılar Bankası kredi vermiyor maalesef. Artık özel bankalardan alma yoluna gidiyoruz. Kamu bankalarında bu şekilde kredi vermeme eğilimi maalesef var. Bu otobüs meselesi ne olacak? Alamıyor musunuz otobüsü? Otobüs alınacak inşallah. Nasıl yani alınacak? onu çözdük. Çünkü önce komisyonda karşı çıktılar ama bunu kamuoyuna açık bir şekilde deklare edince kamuoyunun da baskısıyla sanıyorum kabul etmiyoruz. Bu şey işe yarıyor herhalde. Canlı yayınlama meselesi. Evet. evet Toplantıları canlı yayınlayınca bir takım şeylerin önüne geçti. Vatandaşa duyuruyorsunuz. Yani... Krediyi neden istiyoruz? Kredi biz işte fantezi işler için istemiyoruz çok. Halkın acil işi ve belediyenin asli görevi biliyorsunuz. Yani belediyenin asli görevi öncelikle musluktan içilebilir suyu getirmek, kaliteli ve ucuz toplu taşım yapmak, yeşil alanlar yaratmak, temiz hava bunlar asli görevi. E şimdi bunlar varken e, bunlar yapılmamış, bir söylediğim gibi arıtma için rapor vermişler 2010 yılında acil yapın burayı diye maalesef yapılmamış. O tatlar meselesi tatlar arıtma testi melen gibi Melen evet, kadar evet, büyük bir sık büyük, şey sıkıntı büyük, anladığım büyük kadarıyla. Sıkıntı, evet. Çünkü melene İmamoğlu gösterdiği büyük çatlakları melen barajı üzerindeki evet. acil onarılması lazım. Ne galiba tatlarda o durum. Bunlar mı? şöyle, e, bunlar şimdi e, telafi edilemeyecek sonuçlar doğuruyor insan sağlığı açısından. Çünkü siz e, arıtamadan suyu salıyorsunuz şeye, çaya. Buradan Ankara için üretilen sebzeler sulanıyor. Ki bahar geldiği zaman maalesef böyle olacak. O nedenle bir an evvel bunun tedbirini alması gerekiyor. Ve insan sağlığını ilgilendirdiği için acele ediyoruz. O kadar acil olmasa biz zaten yaptığımız tasarruflarla bunu çok rahat bir şekilde karşılayacağız. Şimdi yeni bir projeniz var. Akıllı kent projesi var değil mi? Neydi evet. o mavi kart? O nasıl işliyor? Bir gösterir misiniz? Onu size? göstereyim. E, mavi masa uygulamamız var. E, mavi masa zaten vardı. Hı hı. Ama sadece mavi masanın görevleri ilgileniyordu. Ben şimdi kendi cep telefonumu yükledim. Kendim bizzat ilgileniyorum. Kaç tane talep geliyor ki ortalama 2500 talep geliyor hafta içi. Bunun hafta sonu özellikleri 50'şer, 60'şer kadar ben arıyorum bizzat ve ilgili bir mektup. 2500 hemen talebi mi görüyorsunuz? Efendim? 2500 talep geliyor deniz. Hepsine bakıyorsunuz. Onu görüyoruz. Hepsine, hepsine bakamıyoruz. Sadece 50 tanesi falan arıyorum. Bunun içerisinde e, teşekkür mesajı da var e, veya zamana yayılacak işler var ama bir kısmı hemen çözülecek işler. Onu görüyorsunuz hemen anında ilgili birime iletiyorum. Hem vatandaşa ilettiği için de teşekkür ediyorum. Çünkü herhangi bir yerdeki çukuru bizim görme imkanımız yok. Hı hı. Bir kısmı o çukurdan rahatsız olduğu için bir kısmı da o çukurdan dolayı eleştirilmeyelim diye arayıp bilgi veriyor. Tabii kendilerini aradığımız zaman da son derece memnun oluyorlar. Görelim bir nasıl iş, işlediğini evet. şey. Şimdi masa uygulamamız var. Yakında mobil uygulamamız da çok daha gelişmiş olacak. Şu anda şu saate kadar 765 başvuru olmuş. 1098 çözümlenen. Çünkü günlük çözümlenemeyenler de birikiyor. Ama bugün 1098 tanesi eski gelenlerden çözümlenmiş. Bu size özel bir arayüz herhalde. Bu, Bu normal mavi masanın görüntüsü ama ben de kullanıyorum aynı şekilde. Şuradan basıyoruz. Siz buradan herhangi birisini el, şey yapabilirsiniz. Üstüne tıklayabilirsiniz. Kendiniz için şöyle. Herhangi birini. Arayalım bunu isterseniz. Alo. Ha, Mehmet Ali Bey, iyi günler. İyi günler. Ben Mansur Yavaş, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim, biraz önce mesaj atmışsınız, bir dolmuşla ilgili gördüm. Onunla ilgileniyorum, arkadaşları iletiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Ya, şimdi inanamadım, gerçek mi, e, teyitten mi diye. <gülüyor> Yok, <gülüyor> ben ilgileneceğim. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Ee, şu da çok yapılıyor tabii şimdi. Ee, ister istemez insanlar Ekrem İmamoğlu'yu ve sizi karşılaştırıyor. İşte e, Ekrem İmamoğlu biraz daha kameraların önünde olmayı seviyor ama Mansur Başkan daha çok çalışıyor diyenler var mesela. Ne, 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 nasıl bakıyorsunuz? Sana tabii karşılaştırma falan yanlış. Bir de hemen bir makam yakıştırıyor. Onlar yanlış. Biz öncelikli olarak kentimizde kendi işimizi çok iyi yapmak zorundayız. Tabii İstanbul'un İstanbul sorunları çok daha büyük. Nüfus itibariyle de öyle. Gelen turistler açısından baktığınız zaman da İstanbul da çok önemli bir kent. Dolayısıyla oranın sorunları ister istemez hükümetin bazı yaptığı uygulamalar üst üste geliyor. Aslında problem şuradan kaynaklanıyor. Büyükşehir yasaları çıkarken dediler ki yerel yönetimleri güçlendiriyoruz. Yerel yönetimleri güçlendirilmiş olsaydı bugün İstanbul'un hiçbir işine bakanlığı ve hükümetin müdahil olmaması lazımdı. Aslında öyle olmadı. Bir yandan yerel yönetimleri güçlendiriyoruz derken bizim üstümüze bir sürü vesayet de yüklediler. Bazı kararları almanız için Çevre Bakanlığı'ndan izin almanız gerekiyor. Yatırımlar için Cumhurbaşkanlığı'ndan izin almanız gerekiyor. Dolayısıyla böyle çok güçlendirilmiş bir yerel yönetim yok. Öyle yani oluncada, bir yerde şov yapmak gerekiyor diyorsunuz. Yapacak bir şey şov yapamazsınız. Duyurmak gerekiyor. Çünkü duyurmazsanız yani vatandaş herhangi bir aksaklığın mutlaka e, sorumlusunu arayacaktır. Bunun sorumlusu kimdir? Kim bunu çözmek istiyor veya engel olan var mı? Bunların tabii konuşulması lazım. Ee, Ankara'da bir İstanbul'daki kadar da şeyimiz yok maalesef. Böyle medya hemen gelip mikrofon tutmuyor. Biz daha çok yaptığımız projeleri duyurmakta kullanıyor bunu. Peki şey mi? Yani siyasette sizin hedefiniz sadece Ankara Belediye Başkanlığı mıydı? Şimdi Ankara Belediye Başkanı da olduğunuz bir sonrasını düşünüyor musunuz? Ben hiçbir zaman bunu böyle düşünerek hareket etmedim. Neden dersiniz? 2004 yılında Beypazarı'nda ikinci defa seçilince bir daha aday olmayacağım dedim. Ve 2009 seçimi gelmeden 2008 Haziran'da gittim avukatlık büromu açtım ve siyaseti bir yerde bırakıyorduk. Daha sonra teklif edildi, Büyükşehir'e aday olduk. Seçim bitince tekrar büromuza döndük çünkü geçinmek zorundayız daha sonra 2014'teki şartlar ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne aday olduk. E seçim bitti gene büromuza döndük. Yani aktif siyasetin içerisinde olmadık. Kendi işimizle uğraştık. 2019'da yine şartlar uygun oldu ki bize aday gösterdiler. Dolayısıyla böyle ille ben belediye başkanı olacağım derdim olmadı. Olsaydı şöyle davranırdım açıkçası. E, ee, tabi Bey Pazarı'ndayken başlardım. 2009 yılında aday olduktan sonra 2014'e kadar dolaşmadık. Köyü, kasaba bırakmazdım Ankara içerisinde bütün düğünlere, cenazelere katılırsınız. Sivil toplum kuruluşlarının bütün toplantılarına gidersiniz. Halbuki biz geçimimize döndük. Yani böyle bir ille bir daha olacağım diye bir derdimiz olmadı. Biraz şartlar buna getirdi. İlerideki şartlar ne olur bilmiyorum ama Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı çok şerefli bir görev. Allah bunu bana nasip etti. Ankara halkına da çok teşekkür ediyorum. Kısmet yer yani bundan sonrası belli evet, olmaz. Evet. Diyorsun. Yani öyle bir Böyle illi bir hedef koyup da bir şey olacağım diyenleri çok gördük maalesef. Kalesi var sizin. Evet. Şey ki, evet. sembolik rakip mi yoksa? Yok rakip değil ama biz tabii genç izleyenimiz çok çok fazla. En azından bir de soğuk siyaset yüzünden çıkıp biraz da böyle insanları eğlendiren, gülümseten işler yapmaya çalışıyoruz. Zaten yeterince gergin insanlar. Biraz gülümsesinler. Ama Ankara'da insanların yüzü gülüyor onu söyleyebilirim. şey olsaydı kalesi keşke aslında. Keşke bir Ankara kedisi olsaydı. Kedisi <gülüyor> <olacağını>. <gülüyor> bahri, bahri. Bir arkadaş evet, alın kalesiyesiz. Evet, evet, evet. <laughs> Teşekkürler başkanım. Ben teşekkür ederim sağ olun.